Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet Hoca'nız hepinize Denizli'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 74'ü birlikte çözüyoruz. Şekilde verilen 2 kare ile 2 dikdörtgenden oluşan modelin alanını birim kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şurası 2 birimse şurası da 2 birim olmalıdır. 3A artı 2'yi görüyorum 3A artı 2'yi görüyorum. Yani aslında burada 3A artı 2'nin parantez karesi alınmaktadır. Bu da birincinin karesi 9A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bakın 3A ile 2'yi çarp 6A. 2 katı 12A. ikincinin karesi A, artı 4. Bu nerede var? 9A kare artı 12A artı 4. Ceyhan'da var. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Şekli yorumlamak istersek burada da bakın Kenarlar 3a 3a olduğu için şurası 9a karedir. Bakın görüyoruz. Burası 3a ile 2'yi çarptığımızda 6a'dır. Burası 3a ile şurası 3a'ya 3a ile 2'yi çarptığımızda 6a'dır. Şurası da 2 ile 2'yi çarptığımızda 4'tür. Gerçekten hani geometrik olarak baktığımızda da modele baktığımızda da alandan giderek yine bulabiliyoruz aslında bu çarpımın sonucunu x eşittir 34, y eşittir 4 olduğuna göre x artı y'nin karesi eksi 4xy ifadesinin sonucu kaçtır? Şimdi x artı y'nin parantez karesini açarken şöyle yapabiliriz. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının ilk katı 2xy, ikincinin karesi y kare sonra eksi 4xy. Bu ne yapıyor? Bu aslında bakın şuradaki artı 2xy eksi 4xy şunu elde edeceğiz. x kare eksi 2xy artı y kare. Tamam özellikle ortaya çektim. Hani orada iki terimin farkının e, karesi olduğunu e, parantez karesi olduğunu görün diye. Yani aslında bu x eksi y'nin karesidir. E tamam 34'ten 4'ü çıkarıp karesini alırsak o zaman 30'un karesinden ne olur? 900 olur. Doğru cevap Ceyhan'dır diyeceğiz. Yani burada e, bu özdeşlikleri kullanarak işlemin sonucunu da çok pratik bir şekilde bulabiliyoruz. Ayşe Hanım'ın buzdolabını yerleştireceği dikdörtgen biçimindeki duvarın ve Buzdolabının dikdörtgen biçimindeki ön yüzünün ölçüleri aşağıda verilmiştir. Ayşe'nin buzdolabını şekildeki gibi duvara bitişik olacak şekilde yerleştirdikten sonra duvarda kalan alanın tamamını metrekare fiyatı 4 lira olan duvar kağıdıyla kaplatacaktır. Buna göre bu iş için kullanılacak olan kağıda lira cinsinden ödenecek en az ücreti gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu alana baktığımızda 4x ile x'i çarparsak 4x kare. Bu 4x kareden buzdolabının alanını çıkaracağız. 16 Y ile Y'yi çarptığımızda 16Y kare. Şimdi 2 kare farkı özdeşliği var ancak o hale getirmem lazım bunu. 4X kare neyin karesi? 2X'in karesi. 16Y kare neyin karesi? 4Y'nin karesi. O zaman ben bunu açarken şöyle açabilirim. 2X eksi 4Y yani terimlerin farkıyla terimlerin toplamı çarpılacak şekilde açabilirim özdeşlikten. Ve bu e, metrekaresi 4 olduğu için 4 ile çarpılmalıdır. Şimdi burada bunu 4 ile çarptığımızda elde edeceğimiz sonuç nerede var? Buna bakmalıyız aslında. Şimdi 2x eksi 4 y 2x artı 4 y tamam var burada. Ancak bu 4 ile çarpılmış hali değil. E hocam başka nasıl ola ki bu 4'ü de şöyle 2'ye 2 parçalarsak 1-2'yi buna 1 2 buna dağıtırsak bakın arkadaşlar 4x eksi 8y çarpı 4x artı 8y olacaktır. Doğru cevabımız o zaman ne olacak? Denizli olacak. Bakın e, burada direkt şu şekilde vermemiş hani 4'ü de sadece birine dağıtmamızı da istememiş. Ne yaptık? Böyle parçaladık. E, bu şekilde aslında e, biz burada hafiften çarpanları ayırmayı da kullanıyoruz diyebiliriz. Ee, kısmen yani en azından hani bu 4'ü 2 çarpı 2 diye ayırarak e, sorunun çözümüne ulaştığımızı söyleyebilirim. Bir kenar uzunluğu 2a birim olan kare biçimindeki kartonda bir kenar uzunluğu b birim olan kare biçimindeki 9 özdeş bölge aşağıdaki gibi kırmızıya boyanıyor. Kartonda boyalı olmayan bölgenin birim kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? 2a ile 2A'yı çarptığımızda neyi elde ederiz? 4A kare elde ederiz. Bu 4A kareden neyi çıkaracağız? 9 tane bakın şu B ile B'yi çarptığımızda 9 tane B kareyi çıkaracağız. Ya burada yine 2 kare fark özdeşliği var. 4A kare neyin karesi? 2A'nın karesi. 9B neyin karesi? 9B kare 3B'nin karesi. O zaman ben bunu 2A eksi 3B çarpı 2A artı 3B diye açabilirim. O zaman doğru cevabımız Bursa olmuş olur. Aşağıdakilerden hangisi 98 çarpı 102 işleminin sonucuna eşittir? Şimdi burada 98, 100, 102 yani 100 ile bir bağlantı kurabilirsek aslında sonuca çok rahat ulaşabileceğiz. 98 dediğimiz şey 100 eksi 2. 102 dediğimiz şey de 100 artı 2. Bu ne anlama gelecektir? Bu da aslında 2 kare fark özdeşliğinden 100'ün karesi eksi 2'nin karesi demektir. Doğru cevabımız Adana olmalıdır. Aşağıda bir markette satılan çamaşır deterjanı ve ekmeğin birer paketinin fiyatını cebirsel ifade olarak göstermişler. Selin Hanım x artı bir paket çamaşır deterjanıyla çamaşır deterjanından bir paket fazla sayıda ekmek satın almıştır. Ya şimdi bundan x artı bir paket satın alıyor. Bundansa bir paket fazla yani x artı 2 paket satın alıyor. Selin Hanım'ın aldığı ürünlerin lira cinsinden toplam tutarını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada x artı 1 ile 5x eksi 5'i çarpacağız. x artı 1 ile 5x eksi 5'i çarpacağız. Neden çarpacaksınız hocam? Şundan dolayı çarpacağım aslında. Çünkü hani şöyle düşünün. Normalde bunun fiyatı 50 lira olsa bundan 2 paket alsanız 50 çarpı 2 dersiniz ya. O yüzden x artı 1 adet 5x eksi 5 lira o zaman bunları çarpacağım. Peki buna geldiğimde de aynı mantıkla x artı 2'ye bakın şu hale getirmek için aslında ben bunu 2 artı x'e 2 eksi x diye yazsam daha güzel olacak. Bakın 2 artı x'e 2 eksi x bak 2 kare farkı özdeşliği oldu. Bu ne demek? 2'nin karesi eksi x'in karesi. Yani 4 eksi x kare demek. Burayı hemen bulduk. Burayı çarpanlara ayırmayı kullanarak aslında bulabiliriz pratikçe. Ee, ancak ben burada hani dağıtarak da görmenizi istiyorum. Hani böyle çarpmayı da hatırlayalım. Ben bu şekilde çözeceğim şu an. X ile 5x'i çarptığımızda 5x kare. X ile eksi 5 i çarptığımızda eksi 5x. Artı 1 ile 5x'i çarptığımızda artı 5x artı 1 ile eksi 5 çarptığımızda eksi 5. Şimdi orada şunlar gidiyor fark ettin mi? Eksi 5x artı 5x oranın aslında ne çıktı fiyatı 5x kare 5x kare eksi 5. Neyle toplanacak? 4 eksi x kare ile. Bu da ne yapar? 5x kareden 1x kareyi çıkardığınızda 4x kare eksi 5 artı 4 ne yapar? eksi 1 yapar. 4x kare eksi 1 nerede var? Adana'da var. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. M eksi n'nin karesi artı 4 m n ifadesinin özdeş aşağıdakilerden hangisidir? Şunu bir açalım. Birincinin karesi m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2 m n. İkincinin karesi n kare artı orada ne var? 4 m n var. Şimdi bak bir düzenleme yapıyorum. 4 m n 4 mn Bak yazamadım da ha. 4 mn. Peki 4 mn dediğimiz şeyden şu 2 mn'yi çıkarırsak geriye ne kalacaktır? 2 mn kalacaktır. Yani şöyle yazacağım. m kare artı 2 mn artı n kare. Bu ne demek? Bu da m artı n'nin parantez karesi demektir. Onunla özdeştir. O zaman doğru cevap denizli olmalıdır. Aşağıda birim kare cinsinden her birinin alanı verilen cebir karolarıyla bir kenar uzunluğu 2A artı 1 birim olan kare modelleniyor. Şimdi hangisinde istenen modelleme ve karenin alanı doğru verilmiştir. Şimdi 2A artı 1'in karesi modellendiği için 2a artı 1'in karesini bulmalıyız biz. Tamam. Birincinin karesi 4a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4a. İkincinin karesi artı 1. Bana 4a kare artı 4a artı 1 lazım. Bak nerede var o? Ceyhan'da var. Gerçekten bak 4a kareyi görebiliyor musun? Evet. 4 tane a'yı görüyor musun? Evet. 1'i görüyor musun? Evet. O zaman doğru cevap ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Aşağıda verilen abcd karesi mavi renkteki karesel ve kırmızı renkte iki dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. Buna göre mavi renkteki bölgelerin santimetre kare cinsinden alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Şimdi burada şurası 3 ya burası da 3. O zaman x artı 2'den şu 3'ü çıkarırsam şuraya x eksi 1 kalacak. Kare olduğu için burası da x eksi 1 olacak. E şimdi şöyle bir şey oldu aslında maviye geçiş yapmak için. X eksi 1'in karesi artı 3'ün karesi. O mavilerin alanları toplamını veriyor. Çünkü 3 kere 3'ten burası zaten 9. O zaman x eksi 1'in karesini bulalım. X kare eksi 2x artı 1. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi artı 9. Bu da ne yapıyor? X kare eksi 2x artı 10 yapıyor. Bu da doğru cevabın Ceyhan olduğunu gösteriyor. A kare artı üçgen A artı 36 cebirsel ifadesi bir tam kare ifade olduğuna göre sembolün yani şu üçgen sembolünün yerine yazılabilecek değerlerin çarpımı kaçtır? Şimdi bu ifade ya A artı altının karesidir tam kare özdeşliği ise ya da A eksi altının karesidir. O zaman birincinin karesi A kare, birinciyle ikincinin çarpımının katı 12A artı 36. Burada da aynı mantıkla a kare eksi 12 a artı 36. O zaman üçgen yerine artı 12 de gelebilir, eksi 12 de gelebilir. Bunları çarptığımızda 12 ile eksi 12'yi çarparsak zıt işaretlerin çarpımı olduğu için eksi 144 yapacaktır. Doğru cevap Adana olmalıdır. Aşağıda dikdörtgen biçimindeki bir koşu parkurunun kısa kenarının uzunluğu verilmiştir. Bu parkurda numaralandırılarak verilen bölgeler dikdörtgen biçiminde olup birinci bölge hariç her bölgenin genişliği kendinden bir önceki bölgenin genişliğinden 2 metre daha fazladır. Ayrıca birinci bölgenin alanı 4x kare eksi 9'dur. Bak şimdi bunu niye verdi? 4x kare eksi 9'u niye verdi? Bu aslında 2x'in karesi eksi 3'ün karesi demektir. E o zaman burada şöyle bir şey vardır. Burası e, 2x eksi 3 ile 2x artı 3'ün çarpımı şeklinde yazılabilir 2 kare fark özdeşliğinden. O zaman burası 2x artı 3 ise burası ne olacaktır? 2x eksi 3 olacaktır. E, her zaman 2 metre daha fazla. O zaman 2x eksi 3'e 2 eklersek 2x eksi 1. 2 eklersek 2x artı 1. 2 eklersek 2x artı 3. O zaman dördüncü bölgenin alanı 2x artı 3'ün karesi olmalıdır. 2x artı 3'ün karesini yazarken de birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 12x. ikincinin karesi o da ne yapıyor bakın 9 yapıyor. 4x kare artı 12x artı 9 nerede var? Denizli'de var doğru cevap Denizli olmalıdır. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimindeki bir zemin dikey olarak 6 eş parçaya, yatay olarak 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre bu zemindeki boyalı bölgelerin santimetre kare cinsinden alanları toplamını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Şimdi bak bunu al, şuraya taşı. Bunu al, şuraya taşı. Şöyle bir dikdörtgenin alanını bulacaksın aslında sen. Şöyle tamam mı? O zaman şunun 6 tanesi bak şu kenarların 6 tanesi 6x artı 6 ise 3 tanesi yarısı da olacaktır. Yani 3x artı 3 olacaktır şurası. Bunun 3 tanesi 9x eksi 9 ise 9x eksi 9'u 3'e bölersem bir tanesi 3x eksi 3 olacaktır. O zaman senin şu kenarında 3x eksi 3. E bu alanı bulmak için 3x artı 3 ile aslında 3x eksi 3'ü çarpıyorsun. Bu da ne demek? Terimlerin farkı ile terimlerin toplamı çarpılıyorsa iki kare farkı özdeşliği demek. 3x'in karesi ne demek? 9x kare demek. 3'ün karesi ne demek? 9 demek. 9x kare eksi 9 olması lazım. Şıklara baktığımızda bakın 9x kare eksi 9 Bursa ile özdeştir. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bir video daha burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümlerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.